Herkese merhaba, bugün sizlerle bir de Volkswagen Kedi inceliyoruz. Aracımız 2012 model 1.6 Trendline paketi. Kameraman Burak, rica ediyorum. Benim söylediklerime yaklaşırsa çok memnun olacak. Onun kanalını da kartlardan bulabilirsiniz. Aracımız dediğim gibi 2012 model Trendline paketli. Gayet sade, şık bir tasarım var. Bu şahlas profiline baktığımız zaman böyle sadeliğin zarafeti mi denir? Sadeliğin neyi denir ona? Sadeliğin çekiciliği denir. Burada 15 inç çok kollu bir alüminyum ulaşım jantımız var. Bu araba orijinalinde kapak jantlarla geliyor. Biz ekstra olarak bunları ekledik. Lastiklerimiz de Nokian Red Proof. Gayet 2 sezon oldu. Gayet memnunuz. Bu arabanın tamponlarının boyasız olması rengiyle birlikte bir uyum içerisinde. Yani şuraya baktığımız zaman burada arabanın rengiyle tamponun renginde bir ton farkı var ve bu aslında arabaya biraz daha stil yakışıyor bu arabaya aslında. Şuradan altına gidelim. Baktığımız zaman dış tasarımı gayet sade bir araç. Çok bir hareket katılmamış ama dediğim gibi bakın hani burada yine bir çizgi var. Bu çizgilerle arabaya hareket, mesela çamurlar verilen bombeyle arabaya hareket katılmış. Çok ufak ama yerinde dokunuşlar olmuş. Sade ve şık bir tasarımı var. Yine üst çıtalarımız var. Bunlar da eklenti, Trendline pakette bunlar olmuyor. Krom kullanılmamış arabada hiç. Bir tek bu var. Onu da biz ekledik zaten. Onun haricinde araçta hiçbir krom mevcut değil. Aslında ben de krom sevmiyorum zaten. O yüzden güzel. Motorumuz birazcık pis, kusura bakmayın. Ve ışık yetersiz. Burada soğutma suyumuz. Yani klasik 1.6 TDI turbomuz. Motorda bir kapak yok. Kapak olsaydı iyi olabilirdi. Doğuş bunu da çalmış. Bu kapak yok. Yine akümüz. Aküyü değil. Evet, bu arabaya yaptığımız tek masraf aküyü değiştirmek oldu bugüne kadar. Onu da yine Varta kullandık. Sigortamız klasik bir 1.6 TDI ünite. Amortisörlü kaput. Bakın 2020 Corolla'da bu yok. Yaptığımız var. O da yok. Yeni Corolla'da. Neyse, şimdi iç mekana geçmeden önce bir de bagaja bakalım. Burak bu taraftan gelsin. Bagajı aslında kedinin neden tercih edildiğinin bir açıklaması olabilir. Baktığımız zaman şu karşıdan alırsam Burak bagajı genişçe 750 litrelik, bazı kaynaklar 760 litre diyor. Bir bagajımız var, burada sert bir pandizotumuz var. Bu pandizotun bakın, şimdi dezavantajını söyleyeyim. Bu pandizot kırılıyor ve aşağı çöküyor. Bunun için de biz bir geliştirme yaptık. Üstten 6 tane vida, altında da böyle göstereceğim. Demir profil kullandık. Şimdi bu pandizot sert pandizot olduğu için ileri katlananlardan değil. Bunu da şöyle çözmüş Volkswagen. Buraya kolay yüklemek zor. Bak için ben dibe gitmek için buradan girmem lazım. Zorlanıyorum. Ne yapacağız? Abi buraya iki tane oyuk atmış adam. Bunu kaldırıyorsun. Bu kadar. Buraya rahat rahat yetişebiliyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Koltuklar katlanıyor. Koltuklar katlandığında da 2000 litreye yakın bir yükleme hacmi sunuyor. Koltukların yatılı halinde birazdan gösteririz yine. İç mekanı geçtiğimizde koltukların nasıl yaptığını anlatırız. Bagajı şurada bir halka koymuşlar. Ha bak, bunu eleştireceğim. Burada bir tane sunta. Olabilir sunta abi. Bu olmamış. Hele bunun eskilerinde şurada kaplamalar da yok. Ama arada kaplama da bir şey. Krikomuz ve büyüğün anahtarımız da burada. Bunun da yetkili servisteki adam oturtamamıştı lan bunu. Bunu da tavana değmesin diye kapanıyor. Şunu koyayım. Dışarıdan bu kadardı. Dilerseniz şimdi iç mekana geçelim. Evet, iç mekana geçtik. Arkadaki baş ve diz mesafesinden, arkadaki yaşam alanından bahsedeceğim. Burada eleştireceğim ilk nokta arka koltukların fazla dik olması. Arka koltukları fazla dik ama minderleri yumuşak olduğu için uzun uzunlukları pek yormuyor. O diyordum lan en son. Koltuklardan bahsediyorum. Ha, koltuklar biraz daha yatık olabilir dedim. Arkada 3 adet ayrı koltuk olduğu için burada 3 kişi çok rahatlıkla seyahat edebiliyor. Baş mesafesini konuşmaya gerek yok. Biz mesafesi de böyle 1,5 karış benim oturuş pozisyonundayken. Burada artık kamerayı ben devralabilirim istersen. Kapıyı kapatalım. Kapat.
Tamam öyle kalsın. Evet, kedinin arkasındayız şu an. Flaş açacağım. Araba. Evet, iç mekanda bir burada ışığımız mevcut. Bir de önde. Bu biraz yetersiz kalıyor bu ışıklar. Aslında yeterli ama şu an mesela kapattığın zaman ortalama. Buna göre çok iyi abi. Havalandırma üfleci var. 12 volt var. Bak bu da kronik. YouTube'da da çoğu yerde gördüm. Forumlarda da. Bunun yayı atıyor abi. Bu normalde böyle tık tık kendi kapanmalı. Bundan bir tane de bagajı da vardı. Onu söylemeyi unuttum. Burada da bir kovalık. Bu bardaklık olamaz. Buraya bardak fazla gelir. Burası dolu dolu. Şu anda bile şu arabada yok. Çok havasız oldu. Ben şu kapıyı açacağım. Burada herhangi bir cep yok. Comfortline pakette burada cep geliyor. Bu da bir eksi olarak söyleyebilirim. Burada filelerimiz mevcut. 2 adet askı. Burada bir tutamak yok. O da bir eksi. Üstte büyük rafımız zaten. Ticari klasiği. Burada da tutamaklarımız mevcut. Bunu güzel saklamışlar buraya. Kapı içi gözleri de şuradan bahsedeceğim. Burada bir göz var. Ortalama seviyede burada bir kol dayanağı var. Ve arkadaki tek açılan cam da bu. Şu şekilde açılıyor. Bu arabanın en büyük handikapı bence. Doblo'ya göre. Ve diğer rakiplerine göre. Ve burada şöyle de bir şeyden bahsedeceğim. Bu arka koltuk ön koltuğa göre gördüğünüz gibi biraz daha dışarıda. Bu da size şunu sağlıyor. Böyle oturduğunuz zaman yolu çok rahat görebiliyorsunuz. Burada biri varken bile. Ve arka koltuk bir tık yukarıda olduğu için de ön tarafı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dilerseniz ön tarafa geçelim şimdi. Ön taraftayız şimdi. Burada yine ben göstereyim şuralara. Burada far kumandalarımız mevcut. Bu araçta otomatik far yok. Yine Comfortline donanımında var. Şunu açayım, iç mekanın ışıkları aydınlansın. Burada gösterge panelini aydınlatması, bakın azaltıyorum, karardı, arttırıyorum. Burada da far yükseklik ayarımız mevcut. Burada ön cam kumandalarımız, ön iki camımız tamamen otomatik. Şimdi arabayı yeni yıkadık, açmayayım. Burada ayna kontrollerimiz, burada da anahtar takılı. Tabi kapı kilitlenmez. Kapı kilidi var. Burada da krom kapı kolumuz mevcut. Şimdi bakın, burada kapı üstü taş gibi. Göğüs taş gibi, taş gibi, taş gibi. Ama bu araba ticari abi. Bu araba binek araba değil. Bunu gözün önünde bulundurmak lazım. Yine kapatacağım. Kapı camları aralayacağım. Tamam. Ne diyordum? Kapı üstü sert. Buna yapacak bir şey yok. Şöyle biraz açayım. Burada kumaş. Burası kumaş. Burası kumaş. Buralar kumaş. Burası kol dayadığımız için kumaş tercih edilmiş ve rahat. Burada da kapı tutamağımız mevcut. Bu sol kapı tutamağıyla sağ kapı tutamağı birbirinden farklı. Bakın kapı içi dizaynları farklı. Bu olay güzel. Değişik bir detay. Yine aynı şekilde aynalar da farklı. Bunu çok değinmedim. Kapı içi gözler yeterli seviyede. Bakın hani bu büyükçe bir fısfıs dezenfektan var içinde. Bunu buraya çok rahat koyabiliyoruz. Boyutuna göre fena sayılmayacak bir göz. Direksiyonumuz. Burak'ta kamerayı. Burak'a verdim. Devam. Direksiyonumuz 3 kollu bir direksiyon. O yılların yine standart Volkswagen'leriyle aynı multifonksiyonel bir direksiyon. Burada ses kontrollerimiz. Bakın buradaki şeyi söyleyeyim mi? Bu normalde ne abi? Bluetooth'u bağlamak için. Bu da telefon için. Bu arabada Bluetooth yok abi. Bu niye var? Ya bu sadece mute görevi görüyor. Başka hiçbir şeye yaramıyor. Ama ortak parça kullanımına mağdur olan bir parça yine. Burada klasik far kumandalarımız, sinyal kolumuz, silecek kontrollerimiz. Bunları anlatmıyorum. Burada yol bilgisayarına kontrolleri mevcut. Yol bilgisayarımıza yaklaşalım şöyle. Klasik Volkswagen kadranları ama şöyle bakacak olursak, şöyle ikisini aynı anda alabilme şansın var mı Sayın Burak? Evet. Bu tuşa şöyle şurayı netleyelim. Bu tuş yukarıya bastıkça veya aşağı bastıkça menüler arasında geziyoruz. İşte anlık tüketim, sürüş süresi, hız uyarısı, yağ sıcaklığı, dijital hız, ortalama hız, rota, tek kontakta yapılan kilometre, menzil ve ortalama tüketim. Bu aşağı yukarı. Okey tuşu şöyle abi. Okey'e basıyorum. İkinci menü. Bu 100 saatte bir sıfırlanıyor ve siz okey'e basılı tutarsanız sıfırlanıyor. Yakıt tüketimine sürüşte değineceğiz. Sürüş videosu daha ilerleyen zamanlarda gelecek. Ne diyordum? Şunlar da abi araç durumu. Mesela sağ arka kapı açıkmış. Bir daha geliyorum.
Dil, ayarlar. Ayarlara giriyoruz buradan. İşte dil, gösterge ünitesi, konfor vesaire vesaire. Kış lastikleri var. Kış lastiklerini taktığınızda etkin diyorsunuz. Mesela yüzü ayarlıyorsunuz. Yüzde kış lastikleri hız 100 sınırına aşıldı falan diyor. Ayarlar da böyle. Buradan da geri çıkıyoruz menülerden. Gösterge paneli klasik okunaklı. Burası da renksiz zaten. O yıllardaki Volkswagen'lerde renksizdi. İçtiğimiz zaman burada havalandırma menfezlerimiz var. Ve bunlar yuvarlak tercih edilmiş. Dörtlü flaşör düğmemiz. Bu bak, kiraz rengi. Bu çok hoşuma gidiyor benim. Eskilerinde tam kırmızı. Bunda kiraz rengi. İçinde ışık var. Bu da güzel bir detay. Burada klimamız manuel klima tercih edilmiş. Bu arabada tek yönlü manuel bir klima tercih edilmiş. Ama dizaynı güzel. O yıllardaki rakiplerine, Doblo'ya falan bakarsanız onların klimalarının yanında bu araba gerçekten binek sayılabilecek seviyede. Burada teybimiz mevcut. Maalesef ki Bluetooth, AUX, AUX var. Torpidonun içinde AUX gözümüz mevcut. Soğutmalı bir torpido ama torpido, yani eleştirim torpidoya çok ufak abi. Arabanın boyutuna göre çok ufak torpido. Bu da soğutma olduğu için büyük ihtimalle. AUX torpidonun içinde, bunu da eleştiririm. Abi ben oraya kabloyu bağlayıp böyle çekeceğim. Orası açık mı kalacak? Buraya koyacaksam telefonu. Ya da telefonumu oraya mı koyacağım? Bağladığım zaman. O da bir ayrı bir olay. Kapıyı açacağım. Çok sıcak oldu. CD var, AUX var. Şuraya bir SD kart yapabilirmişler abi. Ya da şuraya. Yenilerde koydular USB, Bluetooth falan. Ama bu çok ilkel. Çok ilkel bir cihaz. Yani radyodan başka bir fonksiyonu yok. Burada bir küllüğümüz var. Küllüğün ışığı bak. Bu da kronik. Kendi kendine bazen geliyor, bazen gidiyor. Yine gitti. Küllük mevcut. Burası da gayet büyük. Bizi fişlik olarak kullandığımız. Yine vitesin önünde bir gözümüz mevcut. Burası da şöyle göstereyim. Altı halı kaplı. Burada flaş açacağım. Altı halı kaplı bir gözümüz mevcut. Ama bu halı çıkıyor. Şöyle göstereyim. Bu halı çıkıyor. Bu da nerede üretiliyormuş? Almanya'da üretiliyormuş. Burası halı kaplı bir göz. Burada yine ESP off butonumuz mevcut. Trendline'de bu da deri değil. El freni de deri değil. Şu maskemi kenara alayım. Burada bir bozuk paralarımızı yığdığımız iki bardaklığımız mevcut. Biz araçta bir şey tüketmediğimiz için. Ama bardaklığın altı da halı kaplı. Bu da çıkıyor. Kol dayamamız hareketli değil maalesef. Hareketli değil. Comfort Line'da hareketli ve içindeki göz de ufakça. Bayağı ufakça değil, ufak. Bu gözde. Onun harici pek de bir şey kalmadı. Anlatmadığımız bir şey kaldı mı? Ön koltuklarından bahsedeyim. Ön koltukları rahat. Şöyle inelim. Bel destekleri. Bunlar yan destekleri. Sırt destekleri gayet iyi. Baldır desteği de yine nispeten iyi. İniş binişler çok rahat. Arabanın kapısı 90 dereceye yakın açıldığı için gayet yüksek zaten, ferah. Burada bir karartması olmayan bir dikiz aynası mevcut. Yani manuel karartmalı. Burada güneşliklerimiz mevcut yine. Şey yok. Aydınlatması yok. Bu kadar. Yani iç mekanda şöyle genel olarak gayet binek. Yani oturuş pozisyonu falan o yıllardaki rakiplerine göre gayet güzel. Evet, bu videoluk bu kadardı. Bugün kediyi inceledik birlikte. İyi kötü yorum yaptım. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.